esasına girerken, bu arada şunu da söyleyeyim. Yakın zamana kadar bu iki üyeli komisyon pek işletilmiyordu. Kâh işletiliyordu, kâh işletilmiyordu. Bu iki üyeli komisyonun işlevini de 5 üyeli bölüm yapıyordu. Yani elinizde bazı kararlar olabilir. O kabul edilebilirlik, kabul edilemezlik kararını, yani ilk incelemeyi 5 üyeli bölüm yapmış olabilir. O onların ihtiyarına bağlı. Fakat son zamanlarda artık bu iki üyeli komisyon müessesesi işletiliyor. Başvurunun mutlaka temel haklardan birinin ihlaline olmaz, ne ilişkin olması lazım. Anayasal açıdan da önem taşıması lazım. Bireysel başvuruda öne sürülen temel hakların diğer yargı mercileri içinde de ileri sürülmüş olması lazım. Yani bu işlem, bu eylem, bu karar, temiz dilekçesinde belirtmişsiniz, anayasanın falan maddesinde düzenlenen filan hak, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin falan maddesinde düzenlenen şu hakkın ihlalidir şeklinde bir def'ide bulunmanız gerekiyor yönetmeliğe göre. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ndeki düzenleme de böyle ama pratikte bunu incelememekte ve aramamaktadırlar. Ama biz hukukçular olarak eğer bir konuyu ileride bireysel başvuru yoluyla Anayasa Mahkemesi'nin önüne götürmeyi düşünüyorsak diğer iç hukuk yollarını tüketilirken de bu aykırılık defini şu veya bu şekilde ileri sürmemizde yarar vardır. Çünkü yönetmelik bunu öngörmektedir ama pratikte bunu aramadıklarını da bilelim. Yani elinizdeki dosyalarda böyle bir defide bulunulmamış olması sizi bireysel başvuru hakkını kullanmaktan alıkoymasın. Çünkü aramıyorlar. Şimdi bu ilgili daireye geldi. Ön incelemeyi geçtik. İlgili bölüme geldi. O bölümün yaptığı şey şudur. Sizin başvurunuzu taraf olmamakla birlikte yönetmelik gereği Adalet Bakanlığı'na tebliğ ediyor. Ve Adalet Bakanlığı'ndan görüş soruyor. Adalet Bakanlığı'ndan aldığı görüşü size tebliğ ediyor. Sizin varsa beyanınızı alıyor. Ondan sonra esasla ilgili kararını veriyor. Değerli arkadaşlar, bireysel başvuru infazı ya da icrayı durdurmaz. Anayasa Mahkemesi'nin verdiği aykırılık kararı da keza infazı ve icrayı durdurmaz. Ancak Anayasa Mahkemesi konunun önemine binaen tedbir mahiyetinde bazı kararlar vermesi mümkün. Nedir o? Bunun istisnası var. Nedir o? Bir olay var mesela. Malatya Rektörü, eski Malatya Rektörü'nün başvurusunda sağlık nedeniyle tahliyesine de karar verdi. Ne dedi? Yanılmıyorsam 9 ay mı 6 ay süreyle mi ne tutukluluğu kaldırılmasına dedi. Zaten ondan sonra da tekrar girmesi söz konusu olmadı. Yani bu tür kararlar vermek mümkün. Tedbir mahiyetinde infazı ya da icrayı durdurucu mahiyette karar vermesi mümkün. Fakat böyle bir karar verilmediği takdirde aykırılık saptanmış olsa dahi bu ancak yargılamanın iadesi nedeni olabilir. Yoksa hükmü ortadan kaldırmaz. Anayasa Mahkemesi kararları da öyle. Anayasa Mahkemesi'nin bir ulusal mahkeme kararının verilmiş bir ulusal mahkeme kararını Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne aykırı bulması halinde o karar ortadan kalkmıyor. Ne yapıyor? Usul kanunun ilgili hükmü gereğince yargılamanın iadesinin mutlak nedenlerinden biri haline geliyor ve bir yıllık içinde başvurduğunuz zaman yargılamanın iadesi yoluna gidiliyor ve sonuçta Anayasa Mahkemesi'nin ya da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin
Mahkemesi'nin o kararına uyuluyorum. Verilecek kararlar kesindir. Dairenin verdiği kararlara itiraz edemiyorsunuz. Ancak demin söylediğim gibi komisyonun, iki üyeli komisyonun verdiği kararla ilgili bölüm nezdinde itiraz edebiliyorsunuz. Tek istisnası odur. Yoksa dairenin vereceği kararlar kesindir. Bunların itirazı söz konusu değildir. Bireysel başvuru hakkının kötüye kullanılması halinde, bugüne kadar hiç uygulanmadı ama kötüye kullanılması halinde düzenlemeye göre başvurucunun hem talebi reddediliyor kötüye kullanılması halinde, hem de başvurucunun yargılama giderleri dışında 2000 liraya kadar disiplin para cezasına çarptırılması da mümkün. Peki bugüne kadar verildi mi? Verilmedi ama adım gibi eminim, eğer böyle bir uygulama yapılır da sen bireysel başvuru hakkını kötüye kullanmışsın, sana 2000 lira, 1500 lira disiplin para cezası veriyorum diyecek olur ise ve bu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne götürülecek olur ise adil yargılanma hakkına aykırı bulunur ve iptal edilir diye düşünüyorum. Bu da bir farklılık. Aynen, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde böyle bir düzenleme yok. Kötüye kullanılması red sebebidir ama bir yaptırımı yoktur. Burada ise bir yaptırım öngörülmüştür. Değerli arkadaşlar, bu Anayasa Mahkemesi'deki bireysel başvuru hakkı bugün maalesef henüz tam yerleşmiş değil. Fakat çok önemli bir açılımdır. Yani temel hak ve özgürlüklerin işlevselleştirilmesi, hayata geçirilmesi açısından bir güvence oluşturmaktadır. Doğrudur. Ancak Anayasa Mahkemesi'nin bireysel başvuru hakkını tanınması iç hukuk yollarının bir parçası kabul edilmiştir. Ve Anayasa Mahkemesi'nde bireysel başvuru hakkı tanındıktan sonra Türkiye Avrupa Konseyi'ne başvurmuştur ve demiştir ki biz böyle bir müessese getirdik. Bundan sonra bireysel başvuru, bu yol tüketilmeden size yapılmış bireysel başvuruları dikkate almayınız. Çünkü iç hukuk yolu tüketilmemiş oluyor demiştir. Ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de Avrupa Konseyi'ne yapılan bu bildirimi uygun bulmuş ve bugün itibariyle Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru hakkı kullanılmaksızın doğrudan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne yapılmış başvuruları geri çevirmiştir. Bu bir. Biz aslında bu filmi daha önce gördük. Nasıl gördük? Bu sanıyorum 1990'ların sonu ya da 2000'lerin başıydı. Kıbrıs'ta, Güney Kıbrıs'tan Liuzudu isminde bir Rum Türkiye aleyhine başvuruda bulundu. Dedi ki bunlar geldiler, burayı işgal ettiler. Benim dedemden kalma araziler, çiftlikler vardı. Bunlara el koydular, benim mülkiyet hakkımı ihlal ettiler dedi. Türkiye aleyhine Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi nezdinde bireysel başvuruda bulundu. O zaman Türkiye, biz Ankara Barosu olarak uyardık. Dedik ki buna muhatap olmayın. Çünkü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ayrı bir devlettir. O da Avrupa Konseyi üyesi olmadığı için bireysel başvuru yapamamaktadırlar. Türkiye aleyhine yapmaktadırlar. Buna muhatap olursanız bunun arkası gelir. Muhatap olmayın dedik. Fakat o gün Avrupa Birliği'ne gireceğiz vesaire, o sevda içinde olduğu için Türkiye muhatap oldu. Ve sonunda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Liuzudu'yu haklı buldu ve Türkiye'yi hatırı sayılır ölçüde tazminata mahkum etti. Şimdi tazminata mahkum edince mısır patlağı gibi arkadan davalar gelmeye başladı. Bunun üzerine ne yapalım ne edelim diye düşündüler. Türkiye Dışişleri Bakanlığı ile Kuzey Kıbrıs Dışişleri Bakanlığı bir araya geldiler ve bir çözüm ürettiler. O çözüm şuydu: Kuzey Kıbrıs'ta bir komisyon kurdular.
bu tür uyuşmazlıkların inceleneceği bir komisyon kurdular. Bu komisyonun kararlarına da infaz kabiliyeti, yeteneği tanıdılar. Kesin karar verir dediler ve buna herkes uyar dediler. Avrupa Konseyi'ne bildirdiler. Dediler ki Kuzey Kıbrıs Cumhuriyeti'nde böyle bir yasa çıktı. Böyle bir komisyon kuruldu. Bu komisyona gitmemiş bu tür başvuruları incelemeyin çünkü iç hukuk yolları tüketilmemiş oldu dediler. O günkü güçler dengesi itibariyle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Avrupa Konseyi bu yaklaşımı kabul etti ve böylece Luzudu davasının arkası kesildi. Böyle bir yöntem uyguladılar. Şimdi eğer Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruyu siz demin söylediğim Kuzey Kıbrıs'ta Luzudu'ya uygulanan yöntemi anımsatacak şekilde ve o anlayışla uygulayacak olursanız bu demokratik hakların geliştirilmesi değil, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gidişin geciktirilmesi ve hatta engellenmesi anlamına gelir. Şimdi ben bunu niye söylüyorum? Bunu böyle düşünebilirler ama bu bireysel başvuru hakkını zedelemez. Bireysel başvuru hakkını biz farklı bir işlev içinde yaşama geçirebiliriz. Bu benim zati kanaatim değildir değerli arkadaşlar. Bakın şimdi size yasadan bir gerekçe okuyacağım. Aynen, hiç kelime katmadan okuyorum. İlgili kişiler zaman zaman Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurarak Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile koruma altına alınan haklarının ihlal edildiğini ileri sürmektedirler. Bu başvurulardan dolayı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından ülkemiz aleyhine verilmiş bulunan çok sayıda ihlal kararı bulunmaktadır. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından verilen bu ihlal kararları bir yandan ülkemizi her yıl önemli miktarlarda tazminat ödemek zorunda bırakırken diğer yandan da ülkemizin insan hakları alanında uluslararası toplumdaki görünümünü olumsuz etkilemektedir. Son Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi verilerine göre bu 2012 yılındaki gerekçe. Son Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi verilerine göre ülkemiz Avrupa Konseyi'nin 47 üyesi arasında hakkında en çok ihlal kararı verilen ikinci ülke durumundadır. 2012 yılı sonu itibariyle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi önünde ülkemiz aleyhine yapılan yaklaşık 16.900 başvuru vardır. Geçmiş yıllarda yapılan başvuruların neticeleri göz önüne alındığında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından ön koşullar açısından yapılan değerlendirmeyi geçebilen bu başvuruların çoğunun ihlal kararı ve tazminat ile sonuçlanacağı bugünden öngörülmektedir. Onun için bu değişikliği yapıyoruz diyorlar. Şimdi buna iki şekilde yaklaşılabilir. Bir, temel hak ve özgürlüklerin geliştirilmesi için yaklaşılabilir. İki, AİHM'e başvuruların sayısını azaltmak için yapılabilir. İki yaklaşım birbirinden farklıdır. Dolayısıyla biz hukukçulara önümüzdeki dönemde gerçekten bu bireysel başvuruyu rayına oturtmak, temeline oturtmak, temel hak ve özgürlüklerin geliştirilmesinin bir unsuru haline getirmek gibi bir görev düşmektedir. Barolara ve avukatlara düşen temel görevlerden bir tanesi budur. Bakın değerli arkadaşlar, bu biraz önce okuduğum yasa gerekçesinin ötesinde birçoğumuz farkında değiliz. 2013 yılında 9 Ocak 2013 kabul tarihi, 19 Ocak 2013 tarihli resmi gazetede yayınlandı. 6.300
384 sayılı kanun. Şimdi bu kanunda diyor ki, uzun uzun şey yapmayacağım, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde yapılmış başvurulardan arzu edenler, başvuru sahipleri, Adalet Bakanlığı bünyesinde bir komisyon kurarız, kurduk diyor, kuruyoruz. O başvuruyu bir örneğiyle gelir buraya başvurur ve biz bunu Adalet Bakanlığı bünyesi içinde çözeriz. Böyle bir de mesela şimdi bu 2012 yılı itibariyle bireysel başvuru tanındı. Bunu yapmadan Anayasa Mahkemesi'ne götüremiyoruz. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne götüremiyorsun. Ama Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gitmiş, birikmiş. Yalnız 2012 yılı itibariyle 16.900 kabul edilebilir bulunmuş başvuru var. Bunların parasal dökümü ciddi rakamlar tutuyor. O zaman bunları nasıl eriteceksin? Bunları eritmek için de demin söylediğim kanunu çıkarttılar. Devam ediyorum madde. Diyor ki Adalet Bakanlığı bunun kapsamını genişletebilir ve başka konulardaki başvuruları da bu kapsama alabilir diyor. Adalet Bakanlığı daha sonra çeşitli kararlar alarak uzun süren şey dışında mülkiyet vesaire gibi başvuruları da bu kapsama aldı. Yani o ilk çıktığında öyleydi. Fakat bir madde daha var içinde onun. Dikkat buyurun. Orada diyor ki Adalet Bakanlığı bunun kapsamını genişletmeye yetkilidir diyor. Adalet Bakanlığı bu yetkisini kullanarak kapsamını genişletti. Şimdi dolayısıyla bu iki yaklaşım arasındaki farkı dikkate alarak önümüzdeki dönemde bizim ciddi bir mücadele vermemiz lazım. Bu konuda bize önemli görevler düşüyor. Barolar bu konuda ciddi eğitim yapmak durumundadırlar. Ankara Barosu yaptı. Sanıyorum bir stajyer arkadaşımız da var aramızda. CMK'da kondu. Evet. Şu anda stajyerlerde de var. Dolayısıyla bizim bu konuda üstümüze düşeni yapmamız lazım. Türkiye Barolar Birliği de bu konuda zaten ciddi bir çalışma yapıyor. Bu zulmü ben burada noktalamak istiyorum. Soruları alalım, sorularla derinleştirelim. Sorulara da zaman kalsın. Buyurun. Kusura bakmayın. Yani bir dosyada 20 tane müvekkilimiz varsa onları bir arada başvurabiliyor muyuz? Çünkü bu ahimde mümkün bildiğim kadarıyla. İkincisi de bu yine 20 tane başvuru yapacaksam da hani belgelerin asıllarını toplamak çok büyük bir eziyet. Hele bunu bir ayda yapmak çok büyük bir eziyet. Buradaki uygulama ya da üçsüzlük değişikliği bildiğim kadarıyla yok ama varsa lütfen paylaşır mısınız? Şimdi bu konuda çıkmış bir toplu başvuru iştahı henüz yok. Fakat sizin de dediğiniz gibi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde toplu başvuru mümkün. Hatta nasıl mümkün? Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde insan topluluklarının başvurusu. Kimler başvuruda bulunabilir? İşte gerçek kişiler, hükümet dışı kuruluşlar, non-government organization dedikleri. Ondan sonra diğer sivil toplum örgütleri, meslek odaları vesaire vesaire. Bunların dışında bir de ne var? İnsan toplulukları. Açacağım. Şimdi insan toplulukları dediği şey şu. Bir dernek değil. Bir tüzel kişiliği yok. Fakat o eylem nedeniyle ortak mağduriyete uğramışlar. Demiş ki Ankara valisi, bu avukatlar demiş çok şey yapıyorlar, huzur bozuyorlar. Onun için avukatların akşam saat 9'dan sonra Tunalı Hilmi'ye inmeleri yasaktır demiş. Biz ne yapacağız şimdi Ankara Barosu avukatları olarak? Tunalı Hilmi'ye saat 9'dan sonra gidemeyeceğiz mi? O zaman ne yapıyoruz? Toplanıyoruz şu salonda. Diyoruz ki kardeşim biz bunu
yargıya götürelim. Yargıdan da sonuç alınamamış. Şeye götürelim. Bireysel başvuru yoluna başvuralım. Nasıl başvuralım? Bir tutanak tutuyoruz. Diyoruz ki şu işlemin şu temel hakkı ihlali olduğunun tespiti için bireysel başvuru hakkımızı kullanıyoruz. Ve aramızdan da Kazım arkadaşımızı yetkili kıldık. O hepimiz adına başvurdu.